Asistanları ekranlarından herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi yine Erdal hoş'la beraber Trabzonspor'da yaşanan tüm gelişmeleri konuşacağız ama öncesinde Erdal'a hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın Serhat? Ben de iyiyim abi çok şükür. Çok şükür. Trabzonspor'da yaşanan son dönemde bir hareketlilik de var. Söylem hareketliliği. Diyorsun. Ya somut bir şey yapılıyor. Sen son haftalarda çok fazlasıyla söylüyordun, dillendiriyordun e, Möninyin gitme ihtimali var, Geçen gitme ihtimali söyledim. var. Ben o kadar da ciddiye almamıştım. İtiraf Hadi edeyim, itiraf edeyim. Ya ben açıkçası kalacağını düşünüyordum ama senin tespitin doğru çıktı. Belki de kulağına da başka bir şeyler gelmiş olabilir. Yani şöyle, ya Mönye'yi az çok biliyoruz. Hani anladık. Eğer gitme niyeti olmasaydı kampa erken katılırdı. Muhakkak. O yani. karakterde bir çocuk erken katılırdı kampa. Kampa katılmadığına göre gidecekti. Onu anlamıştık ya. Yani. Sözleşmesini feshetti. Ee, Tek taraflı. Tek taraflı mı zaten ama sözleşmede öyle bir madde var anladım kadarıyla yani hani işte. Temmuz 20'ye kadar. Ben onun Temmuz'un 15'i biliyordum. Sonra Temmuz 20'ye kadar. İki, Ay. iki tarafında tek taraflı fesih hakkı var gibi bir şey. İmzalandığı yani imzalandığı günün koşullarıyla beraber düşünürsek anlaşılabilir bir şey. Ama hep söylediğim şey ben Haziran'da otururdum. Yani hala gitme niyetim varsa gel şimdiden fes edelim. Ben ona göre yoluma bakayım. Yani doğrusu o. Yoksa hani imzalandığı günkü koşulları düşünce hem yani Mönye bu sene takımı öyle ya da böyle ayakta tuttu kabul edelim ki yani takım Avrupa'ya gittiyse, onda ciddi bir katkısı var. Mönye'ye kırıldın mı? Kırılmak ya, mı profesyonel gerekir? Profesyonel hayat. Öyle bir duygusal bağ kurmamıştım. Ben kolay kolay futbolcularla, yani yeni nesil futbolcularla duygusal bağ nasıl kuracaksın ki yani? Değil mi? Bu dönemde. Nasıl kuracaksın ki yani? Ya Batu şu ay kalkıyor Fenerbahçe'den Galatasaray'a gidiyor. Cenk Tosun Beşiktaş'a Onlar Beşik, zaten böyle yani Arda ile kurabiliyor musun duygusal bağ Fenerbahçe taraftarı? O da zaten profesyonel bakış açısıyla hareket kariyeri boyunca. Sen de oynadığın sürece duygusal bağ kur ondan sonra. Yok yani bu yeni nesil futbol şeyi sevdiğim bir şey değil ama böyle. Ya ben vak Vakama'ya Vakame'ye baya hayran bir adamdım ya. Yani. Çok Vakama eleştiriyorum ben. Yani. Evet evet. Baya hayran. İlk seyrettiğim maç demiştim yani. Bu adam beyin demiştim yani. Galatasaray maçıydı. Evet. İlk seyrettiğim maç. Korkunç bir şey demiştim ben. Yani. Trabzonspor en azından sağ kanadında bir oyun yarattı. Bir oyun felsefesi evet, oluşturuldu demiştin. Artık. artık o yok. Yani geçen seneden Eline bu seneye taşınan bir oyun yok. Sıfırdan başlanıyor. Kötü oldu. ya yani Birçok açıdan kötü oldu. Dediğim gibi geçen sene o bir hücum organizasyon modeli olarak yani. Hem e, Trezeguet olunca çok daha etkili olan. Çünkü Trezeguet sadece kanadı tehdit etmekle kalmıyor. İkinci santrafor gibi içeri giriyordu. Hatta işte Eren'in hatırına ceza sahasının oralarda kaç tane şutu var. Kafa evet. golü var. Kaçırdığı goller var bütün onlar o sağ kanat organizasyonlarıyla oluyordu tıpkı şey gibi yani Nâl hoca zamanında olan şeyler aslında biraz oluyordu o sağ kanattaki organizasyonlar Arka direkte de He, Novak. Novak. Arka direk Novak. Ya bir anda Eren Novak'a dönüşmeye yaklaşmıştı. Sezege olduğunda keza aynı şekilde. Bugün yok artık yeni bir şey. Bari. Evet. Mönye hem takım boyunu evet. uzatıyordu hem de oyun aklını geliştiriyordu. Evet ama mesela Beşiktaş maçında gördük savunma olarak çok zafiyeti var. Özellikle önde kaldığı durumlarda yani. Oralarda top kaptırıldığında, atak sonlandırılamadığında Trabzonspor çok zafiyet yaşıyordu. E tabii canım. Prime. Visca ile beraber hepten yaşıyordu yani. E, tabii sonuçta Mesela öyle e olunca şey demiştik yani. Solda Barisic, sağda Mönye bu sıkıntı olabilir demiştik bu kadar önde oynarsanız. Hoca onu şeyle düşünüyordu. Muhtemelen Lustram'ı stoperlerin arasına çekecek. Zaten onun rahmetlerini görüyoruz. Şimdi, şey, Tabii şimdi yeni dinamik bir bek alınıyor. 23 yaşında Malheiro. zaten devre arasında düşünülmüştü. Scout ekibinin listesindeymiş. Belki, listesindeydi. Hoca da onaylamıştı aslında. Belki Mönye çıkınca hani bir acil şey olarak niye öyle yaptın diyemem. Çünkü o devre arası ki o, o kaotik ortam hepten dağılmayla sonuçlanabilirdi ki Trabzonspor'un geçmişi öyle dağılmalarla dolu yani çok çok fazla var. Gençler çok bilmez ben bili biliyorum yani ee, öyle dağılmalar var. O dağılmadan kurtuldu Trabzonspor. Umarım başarılı olur sonuçta. Ya yani onaylanmış. Bu izleyen çocuklar, gençler de çok beğeniyorlar. Çok evet. beğeniyorlar. Beni de çok fazla yakından takip etme şansım olmadı Yok, ama e yapılan yorumlarda bir heyecanlandırıyor ani açıkçası. Için, çok fani olduğu için ben de hiç izlemedim. Yani devral sıda Hey, Nedense diye... izlememiştim yani bilmiyorum. Ya yani bundan önceki gelen Portekiz... İzlerim aslında hani oturup evet, evet. Çok vakit kısıtlıydı açıkçası. Bundan önceki Portekizli sabekler hiç aklına geldi mi abi? Bir Portekizli sabek gelince... E, bu Portekiz'deki bekler tabii periyası. genelde işe yaradı Trabzonspor'da doğru. Yapı i̇nşallah aklını, öyle olur. Direkt aklıma o iki isim geldi. E şey oldu dengeli yatırım bir transferi. Bir yatırım transferi daha şimdi. Yani Eren gelişebilir bir oyuncu. Umarım Baniye gelişebilir bir oyuncu. Ali Şahin gelişebilir bir oyuncu. Cihan çok ümit beklediğimiz bir oyuncu. Umut Güneş belki yani inşallah gelişir bir oyuncu. Ee, Enes gelişebilir bir oyuncu. Hepsi potansiyel Yani, yani şunu, 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 ne olur anlayalım arkadaşlar. Ya şöyle bir şey yok. Bakın kaç milyona gitti Arda Real'e? 20'ye gitti. Bak. Artı 10 bonus. Tabii. Arda Real'e gitti. Din defa bahçede süre almıyordu. Süre vermeyen adam da cesustu. İnsanların beklediği kadar süre alıyordu. Bu süre konusunda çok çok acele, çok 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 ezbere cümleler kullanılıyor. Tekrar söylüyorum. Yani bu oyun bilgisayar oyunu değil. Sahadaki oyunla bilgisayar oyunu başka şeyler. Ne olursun canım. Yani. Öyle hemen süre ver, bilmem ne yap, şöyle yap, öyle yap. değil, öyle gerçekten değil. Hele santrafor mevkiinde hiç değil. Çok apayrı şeyler yoksa. Çok ekstra bir şeyler yoksa. Hele santrafor mevkiinde hiç değil. Ne olur yani. O konuda biraz biraz daha makul ya biraz daha cümlelerinizi bir süzgeçten geçirin. Ne olursunuz geçirin ya. Her inandığınız mutlak hakikat değil Allah aşkına ya. sabik transfer için de mesela 3 milyon euro, 3,5 milyon euro konuşuluyor ama mesela bu beni rahatsız etmedi. Mendy transferinde de mesela daha 5 da ucuz milyon olabilir. euro yatırım yapıldı. Daha da ucuz olabilir. Belki de, belki de zaten kapa açıklamasında göreceğiz. Ama mesela Mönye gibi bir adam ya da o klasmanda bir sabeki vereceği maaş 2,5-3 milyon euro örnek tabii, veriyorum. Tabii. Onun yerine bonservisi yatırım yaparım. Biri olmaz ikisi olur. Doğru. Üçü ama olur. tüm takım öyle yapamaz. Örnek veriyorum. Tüm takım öyle yaparsa, olmaz işte. E tabii ki canım. Bunu dengeye kurmak lazım. Şimdi geleceğiz buradan stoper. Şimdi i̇ki tane stoper ismi geçiyor sağ ve sol stoper olmak üzere. Bir, İsimlerini de söyleyelim. şu bir can sıkıcı durum. Önce şunu söyleyeyim. Trabzonspor'un önümüzdeki hafta çok önemli bir maçı var. İki tane stoper adayı var. İkisi de ilk 11 düzeninde. Bu ne demektir? Senin orası hazır değil. Öyle değil mi? Öyle canım. Öyle. Geçen sene de hazır değildi. Iki bir yıl tane yılında. santrafor var adayı. Çok güçlü bir santrafor adayı. Hı. Orada değil. Bu ne demektir? Senin orası da hazır değil. Bir tane orta saha adayı var. O da ana kalibrede düşündüğüm biri. O da yok. E, olmadı. Yani iyi başlanan bir transfer dönemi. Ana iskelet oturtulup atıyorum. Cihan, Bakame onlar sonradan yapılmalıydı. Bence. Anlatabiliyor muyum? Yani bir şey stopere net bir şekilde ihtiyaç yani, oldu. Omurgayı bir oturt. Çünkü senin maçın var. Sen, sen 30'unda değil. Senin Haftaya maçın var. Ya bir de şöyle bir şey var. İyi bir stopere bir aydır ihtiyacın yok. İyi bir stopere altı aydır ihtiyacın var. Belki evet. de daha fazla. Evet. Yani o yüzden işin bu son iki haftalık kısmı en azından Trabzon'daki çalışmalara gelmeliydiler. Stoper ismiyle de alakalı Atletico Madrid'den Savic'in adı geçiyor. Watford'ta evet. Watford'da Hüt var. Eski Hollanda milli evet, takımında oynayan. Evet. İkisi birden mi olur? Yoksa birim olur. Ben ne yaparım söyleyeyim sana yani. Ben evet fikir. Ben sol stoper istiyorum. alırım. Ben olsam yöneten ben olsam. Hürri istersin yani. Yani sol stoper alırım. Evet. Sağ dinamik bir genç daha alırım. Şöyle şey. Yani orada da o dengeyi korurum. Yani bir bir yaparım. Yani bir tecrübeli ama hani hoca o konuda daha tecrübelilerle oynamak isteyebilir Bunu da anlayabilirim. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Fenerbahçe'ye hem Savic adı yazılmıştı hem de Bonucci'nin adı yazılmıştı. Evet. Bonucci açıkçası o dönem ikisini de takip ettiğim için söylüyorum. Yetişkin beziyle artık futbol oynuyordu. Ki geldiğinde de zaten çok, çok fazla... Çok ağır bir ifade oldu bu. Yo, yo, Öyle ya. mi? Yo. Savic peki? o Savic topçunun tilladır yani. Ama eski o... Savic mi? tabii ki değil. İlla ki değil ama e, Türkiye şart... Şey bizim lige yeter mi? Bizim lige yeter de artar bile yani. Maliyet de görmek lazım. Ya, yani, 33 yaşındaki adam 3 kontrat tabii ki vermemek gerekir. 2 artı 1 belki olabilir. Belki. Ay, yıllık ne veriyorsun ona bakmak lazım, onu görmek lazım. Ya 2,5-3 milyon euroları konuşuluyor ama e, Savic ismindeki bir isim... Verilir mi? Verilir abi. Ben evet bak... ben de yani bütün gençlerin evet dediği bir transfer gibi. Ben... Mesela beni heyecanlandırmadı çok. Be beni Hüt hiç heyecanlandırmadı. Ben sana çok açık söyleyeyim. Ben söyleyeyim. de tam tersi. O daha çok aklıma yattı. Abi geniş alanda çok kötü. Açıkçası en çok aksiyan bölge yani Championship'teki takımların hangi stoperin üstüne oynayalım dediklerinde Hüt'ün üstüne oynadıklarını biliyorum yani. Eski Hüt'ten bence eser kalmamış ben en son baktığımdaki halinde. E, Championship'te bir tık e, izlemeyi seviyorum. Keyifli bir tık açıkçası. Ben oyumu Savic'den yanına kullanayım. Ee, i̇kisi de konuşuluyor ya. yani. ikisi de anlar mı bilmiyorum tabii. Hep beraber göreceğiz. Uğurcan Çakır hala antrenmanlara katılmadı. Katılmadı Maçta... Maçta kim oynayacak? Uğurcan oynar. Ya yani kaleci sonuçta Uğurcan Ya tabii ki. E, ben de öyle düşünüyorum Uğurcan, ama. Uğurcan oynar. Uğurcan. milli ee, takımdan dolayı acaba dedim farklı bir şey düşünebilir mi ben diye. hala orta saha dengesini de oturtabilmiş değilim. Ya orada da şöyle şüphelerim var. Şöyle endişelerim var. Bardi'nin karakterini anladık. Allah var yani. Bizim ona yaptığımız eleştirilere karşı bizim derken tüm kamuoyu. Hani çocuğun Trabzonspor'la şeyi dik durdu yani hani ve mücadele etti. Tam bir tırnak içinde Trabzonlu gibi inisiyatif aldı. Hep de alıyor yani o inisiyatifi. O yüzden saygıyı büyük ölçüde hak ediyor. Sadece oturtamadığım bir şey var. Hoca 2-8'de oynamayı düşünüyorsa, yani 6 artı 2-8'de oynamayı düşünüyorsa, bence Bardi o 2-8'den biri değil. Tıpkı Bakasetas'ın o 2-8'den biri olmadığı gibi. O zaman yani o şöyle yapacaksın, yani 4-2-3-1'in 10 numarası olur Bardi. Aklındaki profil ne abi? Oraya mesela. Yok 8 ise işte yani çağım atıyorum. Folkarelli adı geçmişti. Hı -hı. Öyle yani. biri yani. Hani Bardi o 2-8'den biri değil. Tıpkı Bakasitas gibi. Tekrar söyleyeyim. yani Geçen bence. sene denendi yani zaten. Gördün. yani O 2-8'den biri hiç olmam olm olmayacak gibi geliyor bana. Yani çok ekstra bir şey gelişmediyse. O yüzden Bardi'yi bir yere koyamıyorum. Ana karakter olarak bir yere koyamıyorum ben hala. Ve orta sahayı tam o anlamda hani 2 ile orta saha nasıl olur konusunda benim henüz oturmuş bir şey yok kafamda. O zaman da oyun ne? Hani şu gerçeği konuşalım. Sıfırdan başlıyor Trabzonspor. Yani Mönye gittikten sonra hepten sıfırdan başlıyor. Ozan Tufan'ı da orta sahada deneyemedi. Hazırlık maçında sabekte denmiş. Evet, de. Çok fazla izleme şansı elde edemedi. Muhtemelen önümüzdeki maç. maçta da öyle olacak. Öyle olacak. Bu bir handikap açıkçası ya. Ben handikap olarak görüyorum. Bu maç olması sebebiyle her şey handikap yani. Önünde çok önemli iki tane maç var. Çok önemli iki tane maç var. Rakip de bugün belli olacak bu arada onu evet. söyleyeyim. Net bir şey konuşamıyoruz. Akşam belli Rakiple olacak. Ya büyük ölçüde sanki 5-2'den döner mi? Belli olmaz ama. Merakla bekleyeceğiz açıkçası. Şimdi solda bir yığılma oldu. Orada birini eksiltmek lazım. vakamı Vakame, Trezege, Orsic. Üstelik hani benim kafamda ideal. Teorik tabii bizimkiler. Hı. Ne olur hani ben öyle düşündüm diye öyle yapmamak lazım ama ben mesela orada Dragoş'u da kullanırım. Evet. Pekala. Ya öyle olunca orada orada o yığılma doğru bir yığılma değil. Ya geçen sene çok fazla sakatlık sorunu da yaşamıştı Trabzonspor. Acaba mı? Şimdi Avrupa'da var. Kenar, kenarda değil o yılma. Yani o yılmayı merkezde yap. Rotasyon, daha kalabalık bir rotasyon Merkez, merkez çünkü olsun. hala şey değil yani merkez. Merkezden hala tam eskiler mutmain mi der, emin olmak gibi Hı -hı. tam emin değilim merkezden. Peki şunu da sormak istiyorum. Geçen sosyal medyada da önüme düştü. Mesela Fenerbahçe'de ikinci önereme turundan başlıyor. Trabzonspor'da ikinci önereme turundan başlıyor. Fenerbahçe 5 hazırlık maçı yapmışken Trabzonspor 2 hazırlık maçı yaptı. Bu bir handikap yaratır mı? Şöyle Trabzonspor için daha fazla handikap yaratır. Sabahçı'nın oyunu var. Trabzonspor'un olan oyunu da gitti. En iyi antrenman maçları derler. Katılıyorum. Yani bu yüzden e, maç oynamak ve bu maç pratiğini geliştirmek, onun üzerine gidebilmek kıymetliyken neden iki hazırlık maçında kalamıyor? Umarım hocanın bir bildiği vardır. O konuda yani. umarım hocanın bir bildiği vardır. Çünkü çok önemli bir maça çıkacak Trabzonspor. Herkes bunun farkında. farkındadır yani. umarım yani. Çok çok önemli bir maça çıkacak Trabzonspor. Yani var, telafisi var bu arada da. Yok. Ya, ilk maçı kaybedersen ikinci maç anlamında tamam. <laughs> telafisi var ama. Yok ya bu tur geç. Diğer turun telafisi var. Evet. Yani sonra ikinci turda elenirsen şey play off play oynuyorsun. Aynen konferans. Konferans playoff Orada da seri başısın. Aynı. Ama bu turun yok. Telafisi yok bu turun yani. Kesinlikle öyle. İlk maçtan iyi bir skor alabilmek lazım. Gelenleri konuşuyoruz, oyunu konuşuyoruz da gitmesi gerekenler var. 12 yabancı söz konusu. Uh -huh. e, elde mesela Tekliç var, Maxi Gomez var. Gider onların hepsi. Nasıl çıktığın da önemli. Bon servis veriyorsun, yatırım yapıyorsun. E gittikten sonra... Tekliş kiralık gider diye düşünüyorum. Onu da iyi yönetebilmek lazım. Aksi Gomez'in kiralık meselesi çok önemli bir mesele. Mesela Hasici, Beşiktaş Sarayova'ya yolladı. Kendi ülkesini yolladı. 30'un üzerinde maç oynadı. 9 gol atmış. Aynen. Ya en azından ben buradayım demiş adam. Bunun Hepsi... gibi bir şey yapmak ya lazım. Ya ondan daha fazlasını yapman lazım. Ya Mesela... Senin rakiplerle yarışabilmen için o kadar paran yoksa daha fazla çalışman lazım. Mesela şu Poyraz'ı gönder bir Avrupa'ya. Doğru bir kulübe. Evet. Sen süre, süre, süre alamayacak değil mi? Ya bul bir kulüp ya. bul bir kulüp gönder şunu bir Avrupa'da bir hem dünyayı görsün, başka kültürler tanısın. Mesela... Ya şunu bir sistematik hale getir. Öbür bek çocuk da iyi diyorlar. Evet. Onu da gönder. Gönder bir ya. Ya bir başka yol aç, bir farklılık yarat. Sen bir farklılık yaratmak zorundasın. Çünkü veremezsin işte. Ya yani Beşiktaş'ın paraları ver, verdiği paraları verebilir misin sen? İmkan yok. Veremez. Ver öldü, bitti, onu... öldü bitti dediğimiz Beşiktaş çıkardı devralsın 30 milyon. Yazın bir 30 milyon daha verdi. Değil mi? Evet. Öldü bitti dediğimiz Beşiktaş çıkardı. Tak 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 tak. Sen bunu yapabilir misin? Yapamazsın. Bunu yapamamak kompleks mi yok? Zaten sen böyle bir şeye kurulduğundan beri böylesin sen. Dolayısıyla başka bir yol bulman lazım. Evet. O başka yollardan biri bu söylediğim kiralık müessesesi işte. Enis'in o 8 aylık Polonya mıydı? Polonya evet. performansı bile etkilemiş midir onu? Belli ya başka bir kültür olumsuz. Çok kötü geçse bile bir şey öğretir insana. Çok kötü geçse bile bir şey öğretir insana. Bunu dert eden kim var orada? Onu onu bilmiyorum işte. Yani bunları bütün bunları dert eden kim var orada? Onu söylemeye çalışıyorum hep. Hatırlar mısın? Bilmem Enes Ünal Manchester City'ye gittiğinde tabii antrenmanlara çıktı iki hafta sonra e, ilk önce Belçika'ya Genk'e kiralandı. Evet. Orada çok fazla oynayamadı. Sonradan geride daha çok 2 e, gol atmıştı sanırım. Devre arasında kulüp bu sefer aldığını Hollanda 2'ye nakbire de yolladı. Ee, yarım sezonda 13-14 gol attıktan sonra da abi hiç oynatmadıkları adamı 1, 1 dakika süre vermedikleri adama 3-4 milyon euro alıp 15'e falan satmışlardı. Evet. Yani bu kiralama stratejisi aslında çok çok önemli, çok kıymetli. Alıp da 3 tane kanat oyuncusunun olduğu bir Fatih Karagümrük'e tekliçi kiralamanın bir mantığı yok. Ha. Sırf elden çıkarmak için çıkarmanın bir mantığı yok. yok. Bir strateji bir şey yaparsın. şey daha söyleyeceğim. Bu bir iş. Bunu hoca yapamaz. Hep söylemeye çalıştığım şey bu. Yapamaz bunu hoca. Bu hocanın işi olamaz. O zaman böyle bir bunu ihtiyaç var. Bunu mesela. da teknik direktöre yüklersen ölür biter. Ne demişti geçen sene hoca? Ben bu kulübün CEO'su muyum, teknik direktörü mü, neyim? Bir sportif direktör, bir neyim? futbol direktörü, bir akla orada ihtiyaç ya var. Canım. Senelerdir bunları konuşuyoruz, konuşuyoruz. Şey aklıma geldi şu bardi konusu hala kafamda da. Eğer bardi oynayacaksa ya o zaman orta sahil Lundstrand-Mendy yapacaksın mesela bence. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Fiziksel ve savunma anlamındaki zafiyeti bu şekilde... O zaman orta sahil Lundstrand-Mendy yapacaksın atıyorum. Hı hı. isimleri atıyorum yani. Öyle iki figür önlerine Bardi olacak. Bak o olur. Ama öteki türlü 2-8'den biri düşünüyorsan Bardi bence değil. Yani evet. Daha sert, daha agresif bir orta alan kurgusuna da ihtiyaç var. Geçen Trabzons... Çok belirsiz hala her şey. Ben sana bir şey söyleyeyim mi abi? Bir ay, bir ay sonra da aynı cümleyi kurabilirsin. Yani çok belirsiz hala ve bu belirsizlik iyi, iyi bir şey değil. Görüntü onu gösteriyor ki bir ay sonra da bence aynı tablo aşağı yukarı Bizimle olabilir. Hayır. E, lig başladığında nasıl sirayet edecek onu da merakla bekliyorum. Mesela geçen sözleşme fesilleri oldu. Korbelis, işte Lahtimi. Lahtimi bir şey aklıma geldi. Trabzonspor böyle e, düşük maliyet anlamında söylüyorum. Şimdi yeni gelecek sabit anlamında demiyorum. Böyle 500 bin euroluk, 600 bin euroluk Lahtimi gibi fastan olur. Tabii daha çok fastan yani Kuzey Afrika falan değil de. Mesela Balkanlar coğrafyasından. Böyle denemelere devam etmeli mi? Etmeli de onları oynatacak bir yer bulmalı. O yüzden 1461 bir an önce PTT'ye çıkmalı. Sadece o da yetmez. Bir yer daha bulmalı. İş ihtiyaç var. Başka iş mi? Ya, ya yani... Ben ya inan bana bir transfere <laughs> harcadığınız enerji... Hı <laughs> hı. Bakın onarçu transferine harcadığınız enerjiyi... Şu dediğim işe harcasa Trabzonspor. Bambaşka bir yol açılacak ya. Bir, biri, biri, biri gerekiyor oraya, biri. Aynı şey taraftarla iletişim açısından. Aynı şey başka bir, bir sürü şeylerde. O yüzden güçlü bir yönetim, o güçlü yönetimin altında doğru profesyoneller, oranın organizasyonu. Yani ben şampiyon olunduğunda da söylemiştim. Yani organizasyon anlamında henüz... Gelişen bir şey yok. Yok demiştim yani. Ali Koç ilk başkan seçildiğinde verdiği vaatlerden bir tanesi Almanya'dan ikincilikten, üçüncülükten takım alacağı. O herkes söylüyor. Üzerinden 7 yıl geçti abi. abi. Şimdi senin bu vaadi talep ediyorsun ya. Aklıma hep bu vaatler geliyor açıkçası. Niye yapmıyorlar bilmiyorum. Ali Koç dediğin profil çok güçlü değil mi? Ekonomik anlamda işte yönetimi vesaire yapamıyor. Hani Trabzonspor'da tamam ekonomik anlamda o güç yok ama en azından bu aklı ortaya koyabilecek birisine ihtiyaç var bari. Ekonomik yoksa da. Ya sen niyetten çıkar bir sürü şey ya. Değil mi? Ya yurt dışında ne deliller var Trabzonlu ya. Sen bir şey niyetlen hele ya. Zaten sen bir yola çık hele. Zaten sen Trabzon yani şampiyon olmak için mi kuruldu Trabzonspor? Sen bir yola çık bakalım. Sen bir yola çık açılır yollar. Kervan yolu. Sen bir adım at hele. Sen bir adım at. Kervan yolu. Sen düzülüyor. bir adım atarsan Allah da yardım eder sana ama sen durduğun yerde bir şey bekliyorsun yani. Doğru. Kervan yolda düzülür o yüzden. Ya yani, yani başka türlü yapamazsın ama bir şey yapman lazım. Parker yaratacak bir şey yapman lazım. Doğru. Oturduğun yerde hiçbir şey değişmiyor açıkçası. Var mı eklemek istediğim şey abi? Sabırsızlıkla ve heyecanla haftayı bekliyorum. Evet. Çok, ilk, çok gerginim. Ilk, i̇lk resmi maçın heyecanı başka çok olacak. Çok yani Çok önemli bir maç ya. lig maçı olsa bir gelersin, yenilirsin. Bir şey yok yani. Peki, Bu önemli bir maç. Çok önemli bir maç. E, senin kadar Önemli görüyor mu Abdullah Uğur bu kadar? Görüyordur Abdülcan, Tabii ki canım. Ama gel yani. ya şu maça daha hazır çıkmak lazım ya. Peki bu kadar hazır çıkamamaktaki ilk payı kime vermek lazım? Yönetime mi, hocaya mı? Ya ben hep diyorum ya, ya bir futbolcu beklemek ben sevmiyorum böyle şeyler ya. Ona şu bekliyoruz. O zaman yönetim şeyi bekliyoruz. Neydi? Üzerine bir yapacak şu Mö an dair şeyi anlamında yani karar verecek de. Hı -hı. Değil mi yani 2 aydır biliniyor bu? Evet. İki aydır karar vermesini bekliyoruz. Hazir anda diyeceksin kardeş gitme niyetin var mı? O zaman gel şimdi nefes Ben sen bana Temmuz'un 20'sinde dersen benim Temmuz'un 24'ünde maçım var. Bize yanlış yapmış olursun. Maz. Senin niyetin olsa gel şimdi feshedelim. edelim. Ya sen kulüp arıyorsan gel şimdi feshedelim. Ben de yoluma bırakayım, bakayım. Orası benim tek, tek adamsın sen orada. Ben de erkenden şeyi halledeyim. Onda kalma. Ayıp etti. Kalmaz. Abi ayıp etmesine müsaade etmeyeceksin. Kitaba, kitap Hı -hı kimsenin ayıp müsaade etmeyeceksin. Kalma ihtimalini kuvvetli gördükleri için muhtemelen böyle bir şey İşte düşündüm. iyi niyete, iyi niyete, İyilik. bak iş, iş. İyilikten yani. maraz mı doğru? O, hayır, iş bu, iş. Bir dernek değil orası. Dernek olsa iyi niyete bakılır. Anlatabiliyor muyum ne demek istedim? Evet. O değil. bir iş. Ve ben profesyonel bir adam değilken bunları söylüyorum ya. Yani. Ben, ben, değil mi? Bana evet. sorsam ben çok profesyonel bir adam değilim işte yani. Taraftar gözüyle bakabilirsiniz. Ben ben iş adamı gibi bakamıyorum hiçbir şeye. Ama o, biliyorum ki o başka türlü bakılmaz oraya. Mönye'nin iyi niyetine beklenmez yani. İyi niyet öyle bir şey yok. Bak abi Trabzonspor'u çok seviyor. Yok kimse kimseyi çok sevmiyor. Herkes profesyonel. Aldığı maaştan da belli zaten. Ağzına sağlık abi. Çok teşekkür ederim. E, bugünlük bu kadar diyelim mi? Evet herkes umutludur. Ben umutsuz konuştum. Biraz şey gibi yani herkes transferler bitti. Ben transferler değil takımı görelim istiyorum. Bir de yani gerçekten gerginim şu önümüzdeki maç ve sonrası iki maç yani. Somut bir şeylere ihtiyaç var. O da önümüzdeki hafta karşılaşmayı izledikten sonra çok Şanlı. daha net konuşabiliriz diye düşünüyorum. Ağzına sağlık abi. Teşekkür ederim. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.